Merhabalar herkese. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun. Size yeniden merhaba demek için, yeniden sohbet edebilmek için sahiden 1 Mayıs'tan daha güzel bir gün düşünemedim. Çünkü benim bütün meslek hayatım işin emek var tarafında geçti. Dayanışma tarafını da hep sizden gördüm. Hem ekranda yayın yaparken hem de bazen ekranın uzağındayken çok güzel, çok anlamlı destek mesajları hep sizden geldi. Hem emek hem de dayanışma varken yeniden bir merhaba demek istedim. Hoş geldiniz. Bu yayınlara çok alışık değilim. Bu arada tabii ki konuğum da bir istekte bulundu. Bize katılmak için derhal kendisini de saflara denizleyerek bekleniyor. Denize katılırken ki kendisi de katıldılar. Hoş geldiniz efendim. Ankara stüdyosu Merhaba. anlıyoruz. Merhaba. İyi geceler. Çok kısa bir giriş yapıyorum çünkü hani pek çok kişi için sürpriz oldu bu canlı yayınlar. Ne yapıyoruz, ne yapacağız bundan sonra diye. Ben bütün 1 Mayıs'larda ne olursa olsun her şekilde sahadaydım. Pek çok kişi biliyorum beni akşamları haber sunarkenki halimle biliyor. Oradan tanışıyoruz ama mutlaka o günün öncesinde de meydanda haber takibi hem de kutlama kısmına katılıyordum. 1 Mayıs'lar benim için çok önemli. Biliyorum deniz içinde öyle emektar bir saha muhabiri olarak. Dolayısıyla bugün çok anlamlı. Yeniden dedik. Niye böyle dedik? Aslında bunu ben söylemedim. Söyleyene de bir teşekkür etmem gerekiyor mutlaka. Hem bu yayınlar için ilham veren, ısrar eden, hadi sahaya, hadi ayağa diyen hem de yayınların isim babası olan sevgili Erkan Petekkaya'ya buradan sevgilerimizi iletelim. Çok çok teşekkür edelim. Yeniden bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bundan sonra Mayıs ayı boyunca. Haziran'da başka bir şeye dönüşecek, daha da güzelleşecek. Bir kere yeniden öncelikle sohbet edeceğiz. Çünkü çok unuttuğumuz bir şey olduğunu düşünüyorum bunun iyi sohbet edebilmenin. Biraz meselelerden de ötürü, yaşadıklarımızdan da ötürü bir acı tat kalıyor birbirimize söylediklerimizden. Halbuki oradan da iyi bir ürün çıkmıyor her zaman. İyi bir fikir de çıkmayabiliyor bu kadar acı sözün içinde. O yüzden önce sohbet edeceğiz ama içinde elbette ki haber olacak. Bugünden ziyade 2 gün sonrası, biraz daha sonrası yani ileride ne olacaksa, ne gelmekteyse biraz da bundan bahsedeceğiz diyorum. Teşekkürlerimi de ettiğime göre tebrik kısmına geçebilirim. Deniz kutlu olsun Emek ve Dayanışma Bayramı. Hepimizin. Valla benim için önemli yani. Ben her zaman hayatımda öğrenciliğimden beri 1 Mayıs kutlamalarının içinde oldum. Yani gazeteciliğe başlayana kadar hep eylemci saflarındaydım. Gazetecilikten sonra da takip etmek üzere hep 1 Mayıs mitinglerinde oldum. Yani şöyle diyeyim, darbeden sonra biliyorsun 12 Eylül 1980'den sonra uzun bir süre yasaklı oldu bu 1 Mayıs gösterileri vesaire. 80'lerin sonunda yavaş yavaş kıpırdanmaya başlandı ve sonra hükümet özellikle de işte sol hükümetlerin ortak olduğu, sol partilerin ortak olduğu koalisyonlar biraz yumuşatmaya başladılar ve hatırlıyorum biz üniversitedeyken Ankara'da ilk Etlik Meydanı'nda 1 Mayıs mitingi yapıldı ve çok kalabalıktı. İstanbul'da da bir meydanda izin verdiler, Taksim değildi ama orası da çok kalabalıktı ve yani 12 Eylül'de darbeyle kapanan 1 Mayıs mitingleri 80'lerin sonundan itibaren yeniden başladı ve 2013 yılında uzun zamandan sonra yanlış hatırlamıyorsam 2012'de olabilirdi. Taksim Meydanı'nda 12. evet Taksim'de yapıldı ve hiçbir şey olmayacağını da aslında kanıtladı işçiler, işçi sınıfı orada. Neden bu gösterildiği halde neden buna izin vermiyorlar? Doğrusunu istersen anlamıyorum. Yani bazen devletlerin böyle saplantıları oluyor. Taksim saplantısı var. Yani Taksim'de işçilere 1 Mayıs mitingi düzenlettirmeme gibi bir takıntısı var devletin. Engel oluyorlar ama gerçekten de sonuçta bugün eğer 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilan edildiyse, işçi bayramı olarak kabul ediliyorsa, resmi kurumlar tatil ediliyorsa bu o emeğin, o mücadelenin bir sonucudur diye düşünüyorum. Bu arada hem bugün olanları soracağım sana onu konuşacağız.
Bir de bundan sonra benim bir zamandır merak ettiğim bir şey bu. İşte yeni dönemi, bu pandemi sonrası halimizi her alanda konuşuyoruz ya, onu da konuşmaya devam edeceğiz yayınlarda ama meydanların hali ne olacak? Biz bir şey için nasıl ses vereceğiz? Bunu da soracağım. Ama hep de içimizi karartarak başlamayalım. Daha ümit var, bir başlangıç olsun. Şöyle hatırladığın, sahiden bayram yeriydi dediğin bir 1 Mayıs kutlaması meydanı var mı? Biz tabii hep Ankara'da yaptık bunu. Dediğim gibi mesela Etlik Meydanı'nda şu anda orada bir hastane var galiba, sonradan inşa edildi. Boş bir alanda. On binlerce insan toplanmıştı. Belki de Ankara'da 12 Eylül'den sonraki ilk büyük gösteriydi ve biz de öğrenci olarak oradaydık. Çok mutlu olmuştuk. Yani o kadar insanı bir arada görmek, bu şekilde bizim gibi düşünen bu kadar çok insan var Yalnız düşüncesini değilim. orada, hani böyle hani canlı kanlı görünce insan mutlu oluyor. Ben mesela o Etlik mitingini hiç unutmam. Ankara'da 1 Mayıs değildi ama mesela Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun kurulmasına giden yolda, o zaman ben de bir şekilde üyeydim. Ve Kızılay Meydanı'nda gece uyumuştuk mesela. Ve bugün bakma sen, hükümet yanlısı sendikalara milyonlarca üye edinmişler. İşte en büyük sendika diye ortalığı dolaşıyorlar ama keskin mücadelesi, işte 90'larda daha ortada hiçbir şey yokken memurlar için sendika istiyorlardı ve başarılı da oldular. Çok, yani bütün, ben hani umutlu olalım diyorsun ya, ben hiçbir şeyin boşa gitmediği kanaatindeyim. Yani bugün evet, yetkili sendika hükümete yakın bir sendika olabilir ama memurların sendika hakkı o mücadelenin bir eseridir. Bugün işte işçi sınıfı hani 8 saat çalışma gibi bir hakka sahipse o mücadelenin sonucudur. Sendika üyeliği, işte birçok hak bu tür mücadelelerle kazanmıştır. Dolayısıyla ben bu konuda hep umutlu oldum, yani hiçbir zaman karamsar olmadım. Ama şu da bir gerçek: uzun zamandır Türkiye'de toplu gösteri hakkı kullanılamıyor. Başını kaldıranı gerçekten çok orantısız bir güçle eziyorlar. Yani böyle bir gerçek var. Halbuki 2010 yılında AK Parti hükümeti bir referandum yapmıştı, sonra anayasa değişmişti. Orada güya sendikalaşma, sendika üyesi olma teşvik ediliyordu. Anayasal hakka dönüşüyordu. Toplu gösteri, toplu yürüyüş, gösteri yürüyüşü gibi şeylerin önü açılıyordu. Ama hiç de iyiye gitmedik. Tabii 15 Temmuz bahane ediliyor, Rakam başka olarak şeyler. da baktığımızda Ocak 2020'ye baktım ben, sendikalılaşma oranı 14 milyona yakın kayıtlı işçiden bahsediyoruz. 1 milyon 900 bin civarında sendikalı işçi oranı, yani bütün bu düzenlemelere rağmen. O kısmını konuşacağız. Bu arada yayını ilan ettiğimde en çok gelen tepkilerden bir tanesiydi. Onu sana söyleyeyim. Biz bunu düşündük aslında Deniz'le. Dediler ki ya 20.30'da başlıyorsunuz, 21'de bir mola verin. Neden? İşimiz var, kutlamamız var. Balkona çıkacağız, marş söyleyeceğiz, bayrakları asacağız. Tam olarak onu düşünerek yaptık zaten. Saat 21'de biz sonlandıracağız yayını ama öncesinde benim teknik imkanlarım çok yeterli değil. Birazdan açıklayacağım neden olduğunu. O desteği Deniz'den isteyeceğim. Deniz, sen galiba stüdyoyu balkona kurdun zaten. Senden bir Doğru. kutlamayla bitirmek istiyoruz. Mümkün mü? Ne olacak? Biraz onu anlatalım izleyenlere. Valla bunu herkes duyurdu, sendikalar duyurdu. Özellikle DİSK bunu gündeme getirdi. Saat 9'da, 23 Nisan'da nasıl Aynen. balkonlara çıktık, İstiklal Marşı'nı söyledik, saygı duruşunda bulunduk. Gazi Meclis'in 100. yaşını kutladıysak, bugün de madem miting yapılamadı, sokaklara inlemedi, İşçi Bayramı sokakta kutlanamadı, o zaman sokakları balkonlara taşımak lazım. Saat 21'de herkese balkonlarından işte 1 Mayıs marşını çalmaları, söylemeleri, çağrısı yapıldı. Mümkünse, benim sesim güzel değil, ben söyleyemeyeceğim de, ama çalmak için gerekli donanımı hazırladım. Güzel, tamam, hazırız.
Hazırız. Bu arada niye kısıtlı imkanlar içindeyim dedim. Beni takip edenler biliyorlar. Ben bu karantina günlerinde ailemin yanındayım. Adrasan'da 10. köydeyim. Buraya gelirken de zaten çok ihtiyacım Dokuzköy'den var. kovuldun yani. O orası zaten tescillendi de ya. Benim gibi olanlar da az değilmiş. Sen mesela hangi kategoriden katılıyorsun programımıza? Hangi köyden? Ben Ankara'dayım, Çankaya'da. Yok Yani... ben şey anlamında 9.'da mısın hala 10.'ya geçiş yaptın mı köylerin? Ha, ben geçtim tabii. Yani Epey oldu. bizim biliyorsun Bekir abinin, Bekir Coşkun'un köşesinin adıdır Evet. 10. köy. Ben de hemen onun yanına kıvrıldım bir şekilde yani. Güzel. 10. köyü Bekir abi almış önce de. Biz de artık bir Diyoruz. şekilde Günler geçtikten sonra Bekir Coşkun'a da sevgilerimizi, yani selamlarımızı, buradan saygılarımızı. gerçekten hani samimiyetle söylüyorum. Sözcü gazetesi biraz öyle bir işler de görüyor. Yani biz gazeteciler için biraz 10. köy olmuş gerçekten. Ne mutlu. Şimdi birazdan onlardan da bahsedeceğim. Bugün işsiz emekçilerden bahsederken önemli bir kısmı da gazeteciler oluyor maalesef. Ama burada da bir 10. köyümüz var bizim. Fazla da bir şeye ihtiyaç yok. Kovulanlar gelebilir, kendiliğinizden de gelebilirsiniz. Ben de çok fazla giysi getirmediğim için her 1 Mayıs'ta en sevdiğim ceketim meslek hayatım boyunca bir onu aldım zaten kanaldan ayrılırken kırmızı bir ceketim vardı sürekli onu giyiyordum. Hiç üstte başta bir şey yok. Buradan da söylüyorum. Bundan sonraki yayınlarda da herhalde buna bir çiçek takacağım. Bir de böyle bir mavi gömleğim var. En fazla onu giyebilirim. O yüzden imkanlarımız kısıtlı. Kırmızılar yok ama Kargoyla olmaz. gönderelim Ne şeyler gönderiyorsun? çabuk. Kargoyla gönderelim kıyafet. Çok zarifsin ama kargo çalışanlarımıza da yazık. Gerçekten lüzumsuz şeyler göndermeyelim bu aralar değil mi? Bak bayrağımız var tamamdır ya. Hazırlığımı yaptım. Sen talimatı verdiğin anda bunun hazırlığı yapıldı. 10. köyde hazırız. Tamam. Bunu yapmaya hazırız. Peki şimdi bu meydanlar meselesini biraz geçmek istiyorum. Çalışanlarımızdan, işçilerimizden gelen mesajlar var. Yorumlarda da var herhalde. Ben bunun biraz acemisiyim ama onlardan da bahsedeceğim. Bu arada çok şanslısın. Yani bu saatlerde yayın yapıldığında gerçekten internette çok ciddi sıkıntı oluyor. Herkes bu saatlerde yayın yaptığı için. Evet. Ve biraz böyle görüntü kalitesinde, ses kalitesinde bozulma oluyor. Ve herkes onu gidermek için en azından yorumları kapatıyor. Öyle mi? Tabii. Yani onun için çok şanslısın. Yani o kısıtlı olanaklarda bu stüdyoyu hazırladıysan bravo valla. Yani tebrik ediyorum. Gerçekten evet, şeyimiz ışığımız bile yoktu ama 10. köy ailesi olarak hiçbir ışıldaklarımızla falan fenerlerimizle karşınızdayız. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Şimdi meydanlar meselesini çok merak ediyorum. Sen ümit veren eylemini, protestonu anlattın. Benim de onlardan bir tanesi herhalde senin söylediğin 2012 1 Mayıs'ıydı. Çünkü 2 senedir Benim Taksim'in bahsettiğim 90'ların başıydı yani. 91-92 galiba. O zaman başıydı. herhalde sen küçüktün. Ya işte bunlar hep aslında vurgulamamız gereken şeyler bunlar. 90'ların başında küçük oluşum, gençliğime dair bunları program boyunca sık sık yaparsak o faydalı. Küçüktüm evet, küçüktüm. Sizden Evet. bahis yok. Siz de ilkokuldan mı çıkıp arkadaşlarla katıldınız? Hayır, üniversitedeydim ben. İşte en azından bu gerçekle barışıksın. O da önemli. O da önemli. Evet. Neyse Doğru. konuya giriyorum tekrar. Geldik 2012'ye. Artık o kadar küçük değilim. Bir acar eylem muhabiriyim. Beni de işe alan sevgili Rıdvan Akar, Yavuz Oğhan sürekli sağ olsunlar ilk zamanlarda İstanbul'u hiç bilmiyorum. Doğrudan şeye gönderdiler, İlkokul eylemlere. arkadaşın mı var bu arada? Burçin Tekin, ilkokul arkadaşım burada görüyorum diyor. Senden bahsediyor olamaz değil mi? Burçin benim ilkokul arkadaşım. Doğru Evet. doğru. Ben yorumları göremiyorum ama öyle dedin. Evet şimdi Alttan tamam. yukarı doğru akıyor. Dikkat Şimdi edersen ya. tamam. Tamam işte acemilik böyle bir şey. Ankara stüdyoya saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Peki. Akış durdu bende. Hepsine bakacağım sonra. Çok teşekkür ediyorum. İlk yazıyorsunuz. Hatırlayanlar vardır herhalde. Eylem muhabirliği şöyle bir şey olur. 1 Mayıs'ı ele alalım. Taksim'de, ki Taksim'e meydana çıkan kortejleri takip edersiniz. Ben Şişli kortejine bakıyordum. Her sabah olduğu gibi 5.30'da, 6'da artık yerimizde hazırdık. Saat 10 itibariyle ilk kortej disk olur genelde yürümeye başlar. Onlar takip ederler, sen onları takip edersin. Artık o kadar alışmıştım ki ben o süre zarfında böyle ismen tek tek Selahattin Bey sizin de bayramınız kutlu olsun. Ayşe Hanımlar da buradaymış gibi ve o yoğun günün sonunda meydana geldiğimde öğleden sonrayı geçiyordu herhalde tıklım tıklımdı.
bir kameraman arkadaşım, sahiden ismini hatırlamıyorum ama çok teşekkür borçluyum. Gel senin de bir fotoğrafını çekelim dedi. Tek fotoğrafım zaten. Başka da bir emek bayramı fotoğrafım yok. Onu düşünüyorum. 2012'de o çok ümit veren bir meydan olmuştu bana. Sonra 2013'te bu sefer meydana çıkmak isteyenleri takip ediyordum. Beşiktaş'ta onlara yapılan müdahaleleri. 2014'te yeniden meydandaydım. Ama artık bir beton zemin vardı. Betonun üzerinde de kuşlar vardı. Onları takip etmiştik. Yani işte birkaç sene içinde bile radikal bir şekilde değişti. Şimdi şunu çok düşünüyorum Deniz. Bilmiyorum sen de öyle düşünüyorsun. Eskiden Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde ben bir günde 6 tane protesto eylemini peş peşe haberleştirdiğimi biliyorum. Bir nümayiş muhabiri olarak. Ve bazen öyle eylemler oluyordu ki takip eden kameraman muhabir sayısı eylemi yapanlardan fazla oluyordu. Diyelim biz 8 muhabiriz, 5 kişi de basın açıklaması yapmaya gelmiş. O zaman bile mutlaka ve mutlaka bunu haberleştiriyorduk. Çünkü Doğru. orada bir mesele vardı. Şimdi geldiğimiz yerde bir mesele için meydanlarda ses vermiyoruz. Düşünebilirsiniz ki, diyebilirsiniz ki ya ne olacak mesela aynısını sosyal medyada işte buradan yapıyoruz. Bir mesele varsa işte Deniz Zeyrek bununla ilgili bir yazı yazıyor, bir tweet atıyor vesaire ortalık ayağa kalkıyor ve bir aksiyon oluyor. Yok Evet canım, öyle ama bir şey olmuyor. yani bunu bir örnek olarak Yani bir verdim. şey söyleyeyim mi? Artık medyanın öyle dördüncü kuvvet falan şeyi kalmadı. Yani Hayır, sosyal medyaya burada bir atıf olabilir yani bu daha orada da bir iyi şey ama olmuyor. Yani şöyle bir şey. Ha. orada da çok konuşuluyor ama bir işe yaramıyor yani. Aynen öyle. Galiba bence problemli olan taraf şu ya da benim gördüğüm meydanlardan çekilme kararı bizim isteğimizle ya da irademizle olan bir şey değildi. Sen dün mesleğinle ilgili bir konuda bir ses vermek istesen, yani işte bir sendika ile beraber yürümek, basın açıklaması yapmak, muhtemelen yapamayacaksın. Muhtemelen ben de yapamayacağım. Dolayısıyla Ya sana şey işte şöyle bir söyleyeyim. şey Bugün istiyorlar. yaşananlar ilgili ama bu ne olacak bu meydanların hali? Şöyle yapıyorlar. Yani gel bize başvur, biz izin verirsek ve yani bizim gösterdiğimiz yerde, bizim gösterdiğimiz koşullarda yaparsın gibi bir şey var. Halbuki anayasada gösteri hakkı sadece bildirimle yani o Sınırlanıyor. gösteriyi, evet, gösteriyi yapacak olan bildirir. Yasaklı bölgeler vardır. Oralardan uzak durursun. Ama yani ben şurada şu saatte gösteri yapacağım dersin. Polis de seni korumak için orada önlem alır. Yani o gösteriyi yapanlar, şimdi dünyanın her yerinde öyledir. İşte diyelim X grubunun hakları için şurada gösteri yapacağız derler. Polis orada önlem alır. O X grubunun haklarını dile getirenleri, Y grubu onlardan belki nefret ediyordur. Y grubundan korumak için önlem alır. Yani eyleme engellemek için değil, orada bir olumsuz bir durum yaşanmasın diye polis oraya gider. Yani dünyanın her yerinde bu işin evrensel ilkesi budur. Bir de yani barışçıl gösteri diye bir kavram var. O bahsettiğimiz 2012 Taksim mitinginde bunu gördük. Barışçıl bir gösteri yapıldı. Ama işte bu barışçıl gösterileri hep provoke edenler oluyor. Provokasyonlar da oluyor. İşte 1977 1 Mayıs'ında büyük bir provokasyon yaşandı biliyorsun. 34 insan orada hayatını kaybetti. 160'tan fazla insan yaralandı. Ama hala çözülemedi. Hala mesela Sular İdaresi'nin üzerinde çatısında elinde silahla bu işi gerçekleştiren insanların böyle çok açık yüzleri görünüyor, her şeyi görünüyor ama o insanlar hiçbir zaman bulunamadı. Yani ama 34 insanımız orada öldü. Yani bütün bunları hesap etmek lazım. Polisin nasıl davranması gerektiği, göstericinin nasıl davranması gerektiği, hepsinin evrensel kuralları bellidir. Onlara uyduğun sürece barışçıl gösteri yapmak herkesin vatandaşlık hakkıdır. Hem anayasa bunu güvence altına almıştır. Hem Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bunu güvence altına almıştır. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi anayasamızın 90. maddesine göre bizim mevzuatın üstünde. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de toplu gösteri, gösteri yürüyüşü vesaire gibi kavramlar çok net bir şekilde tanımlanmış ve insanların temel hak ve hürriyeti olduğu ifade edilmiş. Ama biz gerçekten ülke olarak da çok büyük olumsuzluklar yaşadık. İşte bir FETÖ'nün darbe girişimiyle karşılaştık vesaire.
Bunların hepsi bu gösteri hakkının, barışçıl gösteri hakkının, örgütlenme özgürlüğünün aleyhine kullanıldı. Bunların Yasakların haricinde de hakikaten yani başka meydanlarda da maalesef kanlı tarihler yazıldı. İşte Ankara katliamı, tabii. Yani bunlar on yani. Ekim günü Evet. Dolayısıyla Ankara'da bu Gaye'de 103 hepsini insanımızı kaybettik. kaybettik. Aynen öyle. Ya yani hepsini bugün bir kere 77 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri, bir demokratik hakla ses verirken hayatını kaybedenleri, aynı zamanda da çalışırken hayatını kaybedenleri, yani iş cinayetlerinde yaşamını yitirenleri de Doğru. gerçekten buradan saygıyla anıyoruz. Bu Instagram hepimizin çok mutlu olduğu ve hayatın çok güzel olduğu bir mecra ya. Bunu burada konuşmanın da ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Hani her mecraya göre başka kimliklerimiz olmasın çünkü bu bir mesele. İşçilerin durumuna geleceğim. Bana o konuyla ilgili sahiden sorular, mesajlar da geldi. Şeyi sorayım ama sana. Bu yeni düzen bizi işte daha evlere kapatacak. Artık şey küçüleceğiz, evlerden hareket edeceğiz. İnovasyon böyle, gelecek böyle, teknoloji böyle. Bunlar çok konuşuluyor. Ben meydanları sahiden merak ediyorum. Yine olsa yine eylem Yok yok. muhabiri olurum. Ne görüyorsun sen? Bundan sonra meydanlarda yürünecek mi? Bir şey Yoksa artık söyleyeceğim. herkes tek başına kalabalık mı? Dilerim insanların meydanlara dökülmesini gerektirecek durumlar olmaz. Yani insanlar temel hak ve özgürlüklerini başka yolla, yani işte mesela ifade ederek duyurabilirler, basın aracılığıyla duyurabilirler, sonuç alabilirler vesaire. Yani ne zaman iş Bıçak demeye dayanır. barışçıl gösteriye dönüşür, artık başka seçeneğin kalmaz. Dilerim onu öyle o aşamaya gelinmeden demokratik bir ortamda bütün sorunlar demokratik yollarla çözülmeye çalışılır. Ama biz Akdeniz toplumuyuz. Yani aynı zamanda bir ayağımız Orta Doğu'da, bir ayağımız Kafkaslar'da, Asya'da vesaire. Böyle İngilizlere, işte Hollandalılara falan benzemeyiz. Kıpır kıpırdır içimiz. Dolayısıyla ben çok kısa sürede normale döneceğimiz kanaatindeyim. Çok kısa sürede meydanlarda insanları göreceğimiz kanaatindeyim. Bu yani illa gösteri amaçlı değil. Hani sosyal izolasyondan da zamanı geldiğinde çok hızlı bir şekilde çıkacağız. Yani bu bittiği zaman, bu salgın tehlikesi, riskler ortadan kaldığında nerede kalmıştık diyeceğiz diye düşünüyorum ben. O kadar karamsar olmamak lazım. Vallahi Bu ben de arada nerede tıraş oldunuz diyorlar. sen daha iyi takip ediyorsun bu yayınları. Bir dakika. Ya gerçekten bu şey, korona sürecinin bizim açımızdan en ciddi sıkıntısı bu berber meselesi oldu. Kadınlarda da öyle. Bakma sen, yani kuaförler kapalı vesaire. Sizin öyle bir derdiniz olmayabilir ama birçok kadın Siz kendi derken beni kastediyorsunuz değil mi? Birden öyle bir tabii. resmi hitaba geçtiniz. Yok tabii köy kızlarının öyle bir derdi yok çok şükür. Ama bırakmak lazım böyle dertleri ya. Gerçekten. Doğru. Ama şunu söyleyeyim, artık teknoloji çok geliştiği için Evet. çözümler üretilebiliyor. Ben öyle bir şey yaptım. Hani estetiğe falan da çok dikkat etmeye gerek yok. Askerde çünkü hepimiz öğrendik askerlik hizmetini yerine getirirken böyle makineyi alıyorlar böyle, tıraş ediyorlar. Biz de o yöntemlere başvurduk. Biz her halimizle sevenlerin insafına ve sevdasına sığındık diyorsun. Ama hiç fena değil sonuç. Aynen. Yani kendi Evet. çalışmamız mı? Eser. Söylemeyeyim şimdi. Ama bir Tamam. dayanışma var. Peki. Bir Evdeki, o emek zaman ve evdeki dayanışma Zirek var. ailesine, tüm dayanışanlara, tüm emek verenlere de buradan teşekkür ediyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Şunu hemen sormaya geçeyim. Hızlıca en çok soru oradan geldiği için bugün 1 Mayıs. Hepimiz biliyoruz ki bugün çalışmak zorunda olanlar, mecbur bırakılanlar çalıştılar. Bugün ücretsiz izne çıkarılmış olanlar perişan oldular, olmaya devam ediyorlar. Ve bugün işlerini kaybedenler de var. Hatta çok ilginç, gerçekten 3-4 tane yeni mesleğe bizim yanımızda başlayan, o zaman stajyer olan, sonradan muhabir olan arkadaşım peş peşe bugün işte yolları ayırdık diye paylaşmışlar. Yayına Değil mi? girmeden hemen önce gördüm. Ya onlar sadece gazete Nereden? için konuldu.
Valla artık var olmayan bir yerden, yani ütopik bir yerden, öyle söyleyeyim sana. Ya düşünsene Duygu, Ne olacak bu bu şimdi girişim şöyle, yani? mesela sendika üyesi olduğu için işten atılanları biz haber yaparız normalde. Yani onların hakkını gazeteciler savunur, gazeteciler takip eder. Maalesef gazeteciler de sendika üyesi olduğu için işten atılıyor. Ve hiçbir yerden hiçbir şey gelmiyor. Yani mahkemeler bile kayıtsız kalıyor. Halbuki anayasada, yasalarda o kadar net hükümler var ki. Yani sendika üyesi oldu diye işten atmanın cezası çok büyük memlekette. Ama çok enteresan. Yani İşten atıp tam tazminat vermemenin. Bilmiyorum, bizi izleyen arkadaşlarımız var mı? eskiden, bak Yakın bir zamanda bilgi bunu vereyim. yaşayan. Bir bilgi vereyim. Eskiden devlet her koşulda sendikalarda dahil sendika üyelerinin kimliklerini korurdu. İşverenle paylaşmazdı. Yani yetki aşamasına gelinceye kadar tutardı. Yetki aşamasına geldiğinde masaya otururdu. O zaman ancak sendika kaç üye var vesaire falan işveren görürdü. Şimdi devlet sendika üyelerini işverenle paylaşıyor. İşveren de hemen tedbirini alıyor. Yani böyle bir şey gerçekten demokratik bir ülkede olmaması gereken bir şey. Bunu da söylemek lazım. Sendikaların durumu nasıl sizce de demişler. Az önce biraz bahsettik ondan. Sendikalaşma oranlarından en azından bahsettik. Ama çok ciddi bir sıkıntı bekleniyor. Bunu ekonominin görece tıkır tıkır işlediği ülkeler bile, ya bu işte korona sonrası ne yapacağız diye konuşuyorlar. Sana gelen bir şey var mı? Rakamsal olarak öngörebiliyor musun ya da nasıl bir şey var? İşini kaybedenlerle ilgili, Şöyle, işçilerle ilgili. resmi rakam bile 1 milyonun üzerinde korona döneminde işsiz kalanların sayısı. Türkiye özelinde Ama bahsediyorsun. evet, yani kayıt dışı çalışanları da katarsam bu rakam bunun 2-3 katına çıkıyor. Ve bu Zaten doğru. 4,5 resmi rakam 4,5 milyondu işsiz rakamı. Orada da Ya, tabii farklı bir hani milyon geldi bu dönemde. yani nereden bakarsan bak biz bu krizden çıktığımızda ülkede yaklaşık böyle 7-8 milyon işsiz olacak. Ve bu gerçekten ciddi bir sıkıntı. Ve tasarruf olmayan bir ülkeyiz. Olanları da bu süreçte herkes harcadı. Yani bakıyorsun hani vicdanlı işverenler var. 10 tane çalışanı var. Bu dönem iş yapamıyor, para kazanamıyor. Birikimlerinden maaşları ödüyor ama ne kadar dayanacak? İşte bir ay dayanıyor, 2 ay dayanıyor. Gidip bankadan kredi çekip maaşları ödüyor. Bu ne kadar sürebilir, ne kadar sürdürülebilir? Gerçekten sıkıntılı. Yani bizim önümüzdeki dönemde en ciddi sorunumuz bence ülke olarak bu ekonomik meseleler olacak, işsizlik olacak. Ve gerçekten de bir milli bir dayanışmaya ihtiyaç duyacağız. Siyasetin böyle kutuplaşmadığı, tam tersine birlik içinde olduğu bir ortama ihtiyaç duyacağız. Ama baktığın zaman, Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını dinlediğin zaman hiç öyle bir ihtimal görmüyorum maalesef. Yani bu konuda umutsuzum. O zaman şöyle bir araya iki umutlu mesaj alayım. Öncelikle sevgili yeğenim Azra'ya, o en ısrarlı yorumları o yapıyor. Azra, ben de seni çok seviyorum. Sen de çok güzelsin. Beni özleyen, bunu söyleyen ve ne zaman ekranda göreceğiz diyen izleyicilerimize de umuyorum çok yakında. Ben de gerçekten sizinle konuşmayı, sohbet etmeyi, bunu çok çok özlemişim. Ama annem sizi çok seviyor diye başlayan mesajlara baktım. Onların hepsi seninle ilgili Deniz. Yani peşine annem seviyor deyince ben bir acaba benle ilgili bir durum mu var dedim. Bütün annem sizi çok seviyor Deniz Bey diye devam ediyor. Bütün kalpliler, mesajlar size geliyor. Bunları da iletelim size. O yüzden belki de bu, yani işçilerin durumu, imkansızlığı düşünülürse korona boyunca çok yayın yapmamanın Maskeler nedeniyle. nerede hacı diye bir soru var. O sana herhalde. Maskelerde öyle bir vaadin mi vardı? Maske dağıtıyorum falan diye. Yok, Olabilir. benim öyle bir şeyim olmadı ama Olabilir. Ankara'da belli bir ağırlığın var öyle gerçekten bildiğim. izleyicimiz de haklı yani. Maskeler nerede sorusunu biz de soruyoruz. Ya Siz memlekette alabildiniz mi maske? trajikomik şey ne biliyor musun? Memlekette maske var, dağıtılamıyor. Yani bugün bir alışverişe git, 3 poşet kullan, oradan satın al. 75 kuruş veriyorsun mesela. Çöpe atacağın 3 tane plastik poşete 75 kuruş veriyorsun. Devlet bunu bize dayattı. Ama işte maskeyi ücretsiz dağıtacağım diye diretiyor.
Ya bırakın ücretsiz, imkanı olmayana ücretsiz dağıtın ama imkanı olan da gitsin parasıyla alsın. Yani parasıyla alanların yükü hiç olmazsa kalksın üstünüzden ki daha kolay dağıtın. Bunu anlatamıyoruz bir türlü. Yani böyle bir şey var. Ya tanesi 18 kuruşa mal oluyormuş bir maskenin. Bugün biz 25 kuruşu bir poşete veriyoruz. Yani bırakın maskeyi de marketten alalım 25 kuruşa. Yani ben razıyım. Poşete vereceğime gider maskeye veririm yani. Böyle de bir durum var. İnsanlar gerçekten haklı. Sen bu arada bir saate bak. Ne kadar zamanımız var? Saat Senin şu anda numaran. tam 21:00. Vay. 12 geliyor. Peki. Yayından çıkmadan balkonlara bütün işçiler için umuyorum emek ve dayanışmayı konuşacağımız emeğin dayanışmanın bir bayram yeri olacağı günler çok olsun. Deniz Zeyrek Ankara stüdyodan efendim paylaşıyor. 1 Mayıs işçi ve emekçinin bayramı için. Ne oldu kesildi duyamıyoruz şimdi seni Deniz. Hemen tekrarlıyorum. Hemen burası köy yeri dedik. Burada artık benden çok bir şey beklemeyeceksiniz. Bak bayrağım burada. Yayından sonra da asacağım. Söz veriyorum sizlere. Evet. Bugün bu arada sen o hazırlığı yap. Bunu dinleyelim. İnceden selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum herkese. Buraların acemisi olarak hepsini okuyacağım daha sonra. Galiba şarj bitti. Eğer beklersen biraz düzeltebilirim. Tamam, peki. Olur. Beklerken konuşabilir misin aynı zamanda? Gidiyor Tabii musun tabii. yoksa? Tabii yok, kulaklığımdan konuşabilirim. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Bu bütün bu korona özel yayınlarını pek takip etmeme nedenim, aynı zamanda da yapmama nedenim şuydu. Biraz fazla tuzu kuru buldum dertlerimizi. Çünkü gerçekten çaresiz kalmakla zor durumda olmak ya da sıkıntılı günler yaşamak arasında bir fark olduğunu düşündüm. Eğer kalabileceğiniz bir eviniz varsa, nefes alabiliyorsanız, hemen karşınızda aynı evin içinde en sevdiğinizde nefes alıyorsa ve bugün ayın biri mesela, bugün maaşı yatanlar şöyle bir el kaldırabilirler. Eğer o da olduysa, yani bu ayı nasıl geçireceğim diye düşünmediyseniz, tamam bence konu kapandı. Yani bu öğrettiği şey bu oldu. Ama gerçekten çaresiz olmak, işte bu ayın birinde ne yapacağını bilememek. Bazen gerçekten evinin bile olmaması, öngörememen, bir şey görememen, bu durumun çok vahim olduğunu ve aslında buna müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar insan böyle bir güçlükten dayanışma göstereceksek, bu konuda göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Deniz Zeyrek tamirata devam ettiği için bilmiyorum beni duyabiliyor mu? Ben duyuyorum, duyuyorum. Elektrik şeyinde bir sıkıntı çıktı galiba. Ama yapacağız. Umuyorum. Koskoca Deniz Zeyrek'i Ankara stüdyoda gerçekten teknik eleman gibi kullandığım için de buradan bir kez daha özür diliyorum ama o marşı söyleyeceğiz dedik bir kere. Estağfurullah. Bakalım bağlanabilecek Ama miyiz? yıllarca bana emek veren çok değerli kameraman arkadaşlarım, yönetmenlerim, reji ekibi perişan halde benim bu yayını nasıl yaptığıma inanamıyorlar teknik olarak. O yüzden kalan teknik kısımlar sende. Tabii onu halledeceğiz işte. Sen konuşmaya devam et bence. Ben konuşmaya Sonra devam edeyim. Şöyle bir şey söylemek ister misin? Ben hep bunu düşünmüşümdür. Kendini çaresizlik hissetme haliyle ilgili. Bu sefer çok somut bir hal var bu çaresizliğin içinde. Ya gerçekten şu an bu yayını bir vesile izliyorsanız ve madden ne yapacağınızı bilemediğiniz bir halde iseniz en azından şunu yapabilirsiniz dediğin ne var? Zor bir soru bunu biliyorum ama. bir daha tekrar eder misin? Yani dedim ya aslında bu işte koronadaki en fazla sıkılmayın. Yani her şey yerindeyse, siz de sağlıklıysanız fazla da üzmeyin kendinizi. Asıl çaresiz olanlar, madden, manen, imkanları dolayısıyla çok zor durumda olanlar düşünsün diye. Hani bilmiyorum Instagram canlı yayını Ben izleyebilir bir şey halde midir söyleyeceğim. ama ne yapsınlar? Bakın şunu söyleyeyim. Duygu, izleyenler de bunu iyi dinlesin. Bu benim hayatımda böyle çok kritik dönüm noktalarında en çok başvurduğum bir şeydir. Telafi etmek var ya, telafi diye bir kavram var. Her şeyi telafi edebilirsin yaşadığın sürece. Yani yeter ki nefes al, yeter ki hayatta ol.
başına gelen her belayı savabilirsin. Onun yarattığı bütün şeyleri telafi, olumsuzlukları telafi edebilirsin. Yeter ki hayatta kal. İnsan yaşıyorsa mücadelesini verir. İnsan yaşıyorsa her şeyin üstesinden gelir. Onun için açlıkta, yoksullukta, işsizlikte hepsi bir musibettir. Ama hepsinin üstesinden gelinebilir. Yeter ki yaşa ve bunu telafi edebileceğine inan. Benim her zaman hayat felsefem bu oldu. Çok kritik dönemler de geçirdim. O dönemlerde hep böyle şey yaptım. İşte biraz sabır gerekiyor, biraz sakin olmayı gerektiriyor. Ama sonuçta başarılı oluyorsun. Ben doğrusunu istersen biraz hayata öyle bakıyorum. Hemen Özellikle geliyorum. Sen konuşmaya devam et, duyuyorum seni. kolun da bu kadar artık geniş olduğu ilk yayınım benim. Hakikaten Allah rahatından. Tabii Deniz Bey'in şöyle bir şey var. Hazır kendisi yokken bol bol sataşayım. Günde 16 tane yayın yaptığı için bazı iddialar var kendisiyle ilgili. Aynı anda 8 stüdyoda birden göründüğü gibi. Böyle biliyorsunuz alametler oluyor evliyalar için. Bunu söylüyor. Şimdi Deniz Bey de aynı şekilde olduğu için. Ama önemli olan bütün bu yayınları yaptıktan sonra asli kimin yayınına katılması gerekiyorsa bunu bilmiş olması. Olabilir. Bir zaman bunu tespit edememiş olabilir. Geç değil hala bu şey için. Tebrik ediyoruz. Doğru yerdesiniz Deniz Bey. Ama sorunu çözdüm gördüğün gibi. Efendim? Sorunu çözdüm, bilmiyorum ses geliyor mu size ama. Nasıl ses? İzleyenlere soralım. Biraz duyalım mı? İki lokma duyalım bakalım. Valla sen okursan daha iyi olacak eseri gibi bir şey. Vay, sokakta sürsen kaldırım açıkta izlerim diyen değerli izleyicim. Hakikaten bu çok güzeldi. Bunu çerçeveletmek istiyorum. Vay, inşallah güzel mecralarda buluşmak ümidiyle. Şimdi bu bahsettiğin yayının donması bu mu Deniz? Sanki birazcık. Ses şimdi iyi demişler. Evet geldi. Bundan sonra dinleyeceğiz biz canım. Ya, hızımızı alamayarak. Peki yavaş yavaş tamamlayacağım. Ama şununla tamamlamak istiyorum. Benim bildiğim bir hikayeydi. Bildiğimi zannettiğim bir hikayeydi. Okurken ne kadar az bildiğimi anlattım. Bugünkü yazın, sen mecrasını da söyle lütfen. Emeğin zaman kapsülü. Nasıl Evet. bir kapsülü, ne anlattın? Okuyanlar da olacaktır ama öyle tadımlık bir dinleyelim hikayesini. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu 1 Mayıs işi nereden geliyor sorusunu bu emek işiyle, sendika işiyle, çalışma hayatıyla ilgilenen insanlar bilir. Yani Chicago'da, Amerika'da bir high market alanında bir katliam yaşanmış ve o katliamdan sonra 4 işçi lideri idam edilmiş. Ve 1 Mayıs 1886'da Amerika'da sendikalar, işçi sendikaları birliği bir grev örgütlüyor ve Amerika'da adeta hayat duruyor. Binlerce insan sokaklara iniyor ve en büyük işçi eylemleri o zaman başlıyor. Fakat bu eylemleri hem patronların parayla kiraladığı çeteler, sokak çeteleri, hem Amerikan polisi, devleti çok sert müdahale ediyor. Ölümler oluyor vesaire. Dolayısıyla da işçiler, eylemci işçiler bunu bir direnişe çeviriyor. Ve en büyük direniş de Chicago'da yaşanıyor ve bu High Market'te büyük bir miting örgütleniyor. 2-2,5 saat bütün işçi önderleri çıkıp konuşma yapıyor. Böyle meydanda artık 300-500 kişi kalmışken 180 polis meydana girip artık işçi liderlerini tutuklamak istiyor ama o sırada meydandaki insanlarla İşçiler arasında bir arbede yaşanıyor. Yani polislerle eylemciler arasında ve o sırada bir bomba patlıyor. O bombada orada bir polis ölüyor, 7 polis de hastanede ölüyor. Yani işte 6 polis, toplam 7 polis ölüyor. Bomba patlayınca tabii panikle polisler ateş açıyor. Çok sayıda işçi de ölüyor. Ve o 8 işçi önderi yargılanıyor. Ve bu yargılamalar gerçekten işçi mücadelesi açısından bir sorgulamaya dönüşüyor. Çalışma saatleri, işte çalışma saatlerinin uzunluğu, işçi liderleri o duruşmalarda
bombayla ilgili savunma yapmak yerine işçi mücadelesinin haklılığını anlatıyorlar. Ve netice itibariyle 8 kişiden 4'ü asılıyor, idam ediliyor 1893 yılında. Fakat o zamanki işçi örgütleri bu davayla ilgili yine Chicago'da Forest Park mezarlığında bir anıt yapıyorlar ve o anıt High Market şehitleri anıtı diye hala da var, ziyaret ediliyor, ziyareti de açık. İşte 2016 yılında bir kazı yapıldı orada. Anıtın hemen güneybatısı köşesinde böyle 62 santim uzunluğunda, 30 santim genişliğinde bir zaman kapsülü buldular. Şimdi mühendisler bilir, işte şantiye şefi olarak çalışanlar, işçiler, herkes bilir. Bir inşaat yapıldığında sembolik olarak ona bir zaman kapsülü konur. O kapsülün içine o bina ile ilgili, şirketle ilgili anılar konulur ki geleceğe mesaj bırakılır. Ve 1892'de o kapsül oraya konulduğunda bir gün önce anıtın temel atma töreniyle ilgili gazete haberi de konuluyor. Ve gazete haberinde törende konuşan işçi liderinin şu sözü var: yıllar sonra gelecek nesiller bu kapsülü kazıp çıkardığında bu ülkede bu barbarlığa nasıl bu kadar tolerans gösterildiğini anlamakta zorlanacaklar diyor. 19. yüzyılda diyor üstelik. Evet, Yani 1892 20. yılında, yani tören 6 Kasım'da yapılıyor, kapsül 7 Kasım'da yüzyılda. 1892'de konuluyor. Ve 7 Kasım'da 6 Kasım'daki törenin haberi var. Ve o haberin gazete küpürü de o kapsülün içine konulmuş. Yani diyor ki yüzyıllar sonra yeni nesiller, gelecek nesiller bu kapsülü çıkarıp okuduklarında bu şehirde, bu topraklarda böyle bir barbarlığın nasıl böyle hoş görüldüğünü anlamakta zorlanacaklar. Gerçekten de aradan 134 yıl geçti. İşte High Market olayından sonra çok şey değişmedi işçi sınıfı açısından. Yani Hala bunun zorlanıyor altını yeni taşıdık. çizmekte fayda var. Yeni nesillerin bu durumu anlamak için o kapsülü görmesine gerek yoktu aslında, ama yine de o kapsül işçi sınıfının mücadelesinin nerelerden geldiğini anlamak için çok anlamlı. Bu savunmalardan bir tanesi sessizliğimizin bugün bizi boğan gürültüden daha güçlü olduğu zamanları da göreceğiz. Evet. Galiba insanın en gardını düşüren, yani bugünlerde evde kalmak değil ama işte biraz yalnız kalmak, o izole olduğumuz halimiz biraz kolumuzu kanadımızı kırıyor. Bir kere öyle değiliz. Bu yayını izleyen herkese, yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim Bu gibi arada bir biraz soru acımasızım. var. Diyor ki nasıl böyle sakin kalıyorsunuz? Sizin için diyor bunu. Bana diyorlar galiba. Yalan, hiç, Söyleyeyim. yalan, yalan. Hiç sakin falan değil. O siz tersini gördünüz. Hiç Deniz Zeyrek'in tersini gördünüz mü? Bak işte birazcık da şey bilgi verelim. Yok canım, ne Manşet yaptık? atalım. Ne yaptık Ha? Allah aşkına? Anlatmak lazım tabii. CNN Türk'te en çok ekran deneyimimi CNN Türk'te yaşadım ben. Orada da sizin gibi zorlu moderatörlerin karşısında insan eğitiliyor tabii. Yani her türlü, Yok ben... yani şöyle şu hissi bilir misiniz, bir konuşma, yani bir katılımcı, bir yorumcu olarak siz belki bilmezsiniz ama içinizden böyle bazen moderatör susmuyordu diye geçirdiğimiz oluyor. Bir şey diyeceğim. CNN Türk'te hiç benim moderatörlüğümde dediniz mi öyle? Susmuyordu. Bir sussaydı konuşacaktık. Yok, demedim. O Ama zaman bu vallahi ben içime atıyordum. Bir de benim için çok ekip çalışması çok önemlidir. Hani yönetmen tamam topluyoruz dediği anda o süreyi konuğa vermek için çok uzatmazdım ama bugün evet biraz daha şeyim. Biraz evet, özlemişim sohbet etmeyi. İki köy nokta size yaramış. Ben köy bana gördüm. yaradı. İşte hep birlikte olsun inşallah. Sesleniyoruz buradan. Yani birden akın akın gelmeyin. O biraz korkutuyor ama şu yasak, seyahat yasağı bir kalksın. Burada da buluşacağımız nice güzel günler olsun. Bunu söylüyorum. Bir notum daha var. Eğer siz balkonlarda iseniz, marşlarla, bayraklarla bir kutlama yaptıysanız videolarınızı, fotoğraflarınızı bekliyoruz ya da yayına dair fotoğrafları bekliyoruz. Beni de etiketlerseniz keyifle seve seve paylaşacağım. Yorumların hepsine cevap veremedim. Çok teşekkür ediyorum ama içlerinde benim için çok anlamlı olan bir yorum var. Sevgili Evren Aybars,
Duygu Hanım, oğlum size hayran demiş. Biz kendisinin hastasıyız efendim. 4,5 yaşında Uğur Deniz Aybars'a buradan çok çok özel selamlarımı söylüyorum. Kendisi de Ezgi'ye ben de Ankara'da. selam söylüyorum. Evet, muhtemelen şu an beni izlemiyor ve uyuyor. Daha anlamlı şeyler yapıyor ama kendisine gıyabında da hayranlığımı bir kez daha belirtmek isterim. 4,5 yaşında bir insan dünyanın kalanını nasıl asker eder? Bunun gerçekten sadece bakarak, yani yorum da yapmayarak. Özge'ye ve Evren'e buradan çok selamlarımızı iletelim. Tamamlıyoruz. Bundan sonra sık sık bir araya gelelim. Özellikle lütfen yazın. Ya o değil de şu konuyu biraz bir konuşalım. Bu ne olacak, biz de merak ediyoruz dediğiniz. Her konuyla karşınızda olacağız. Deniz Bey'i de madem bu seri halde yorumlarla gönülleri fethediyor, sabit konuk Tabii olarak ya. almak istiyorum. Olur mu? Burada. Yani uygun olursak tabii neden olmasın. Bir de bu korona uzun süre daha devam edecek gibi izolasyonumuz. Evet. Dolayısıyla vakit bulabiliriz yani. Bir tane de şöyle bir şey yapalım. Deniz'in de çünkü ben de bir köy çocuğuyum iddiası var. Daha hiç göremedik ona dair bir emare ama var, iddiaları o şekilde. Bu akşam çok mahcup olduk yani kısıtlı imkanlarla, bir gündüz gözüyle bir yayın yapalım. Bundan sonra uzun uzun konuşacağımız şey çünkü sağlıklı gıdaya ulaşım, erişim olacak. Bunu nasıl yapacağımızı da biraz belki konuşuruz. Aklınıza ne gelirse konuşuruz. Sahiden bu yayın bana yalnızlık hali, izolasyon haliyle ilgili bir umut, ışık verdi. Umarım öyle olmuştur. Bütün ilk yayın heyecanımız nedeniyle hatalarımızdan dolayı özür dileyelim. Denizciğim, son sözü sana bırakıyorum. Ben de şunu söyleyeyim. Ya bu da geçer yahu diye bir deyiş var yani. Anadolu'da erenlerin böyle süzüp, tarihten süzüp özetledikleri bir sözdür o. Bu da geçer. Umudumuzu kaybetmeyelim. Her musibet bizde bir takım yaralar açabilir ama hepsini telafi edebiliriz. Ben buna inanıyorum. Yeter ki sabrınızı, sükunetinizi ve kendinize olan güveninizi, inancınızı kaybetmeyin. İşçi bayramını bir kez daha kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs diyorum. Yaşasın işçi sınıfının dayanışması diyorum. Beni konuk ettiğin için de teşekkür ediyorum. Bütün emekçilere selamları gönderiyoruz biz de. Yeniden buluşmak üzere 10. köyde. Bütün 9 köyden kovulanlara kapımız açık. Kovulmadan da gelebilirsiniz ayrıca. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.